Hoş geldin Orhan Halkaya. Merhaba Kenan. Nasılsın? İyi, bomba gibi. Gençleri alıp geldim bugün. Evet, evet. bir türlü beraber oynayamadık. Onlarla masa başı provalarında beraberdik. Pelin'le de Caner'le de. Ama sahnelerimiz denk değildi. Çok enteresan bir yapısı var çünkü filmin. Evet, çünkü gelmeyen var. Bugün bunu konuşacağız. Var. Çok enteresan bir film. Daha yayına girmedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde girecek sanıyorum. Şu anda filmin ilginç tarafı sizlerin olmasıyla birlikte çok güçlü kadro var ama yazan ve yöneten Emrah, bizim bildiğimiz Emrah. Yani benim ta geçmişini bildiğim küçük Emrah tabir ettiğimiz arkadaşımız. Uzun zamandır o da ortada yoktu. Bu projeyle ortaya çıktı. Ve şu anda bildiğim kadarıyla Devlet Bakanı Fatma Şahin'le birlikte filminizi izliyorlar. Eğer, evet, şu an hala filmi izliyorlar. Benim bilmediğim şeyler bunlar. Evet, onun için. Senin daha bilmediğin çok şey var bugün burada. Sen artık büyükleri olarak konuşacaksın. Eğer film izlemeleri biterse Emrah da bağlanacak telefona. Bakalım Sayın Bakan da ne demiş, onu da öğrenmiş olacağız. Tabii sen oyuncu, şair, yazar, tiyatrocu, her şey var. Bu arkadaşlar çok genç. Onun genç yaşına rağmen çok projesi var. 4 dizisi var. Bu da ikinci filmi galiba. İkinci film. İkinci film Caner'in. Ama bizim arkadaşlar Pelin Bölükbaş'la ilgili herhangi bir kayda rastlayamadılar. Pelin Bölükbaş bonus konuk olarak geldi sanıyorum buraya. Filmde rolü var mı onu da bilmiyoruz. Var var. Var. Ben bir kere gördüm onu. Arkadan geçiyor. Biz beraber oynadık Kenan abi. Öyle mi? Bizim beraber sahnelerimiz oldu. Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi, sevgili misiniz filmi? Film hakkında çok şey söylemek istemiyorum aslında da. Niye geldin ki buraya? Hayır. Nasıl diyeyim? Spoiler vermiyor film hakkında. Bizim karşılıklı işte Bahar ve Özgür'ün arkadaşlarıyız biz. Yakın arkadaşlarıyız. Ve hani o Bahar'la birlikte, ben Özgür'le birlikte sürekli böyle hani bakışmaların içinde arada kalmış sürekli böyle. Tamam, bugün Pelin'i de konuşturacağız. Önce bir fragmanı izleyelim, üstüne tamam. Konuşalım bakalım film nasıl bir şeymiş. Gidin buralarda. Anladım ulan! Etrafını göreceksin! En son bu akşam saatlerdir böyle. Bastım saçlarımda. Ben gitmeden geleceğini biliyordum. Kaçtı mı? Kızım oğlum, sakın bunu yapma. Hemen gitmek zorundayız Özgür. Kalk! Baydan! Ulan ben senin kaliteni tüküreyim, ebiri yola da Beti bereketini almadı ki. Yusuf da İffet olduktan sonra Züleyha baştan ayağa afet olsa ne yazar? Bahar. Evet, töre baskısı, kadına şiddet, töre cinayetlerini işleyen bir film olduğunu düşünüyoruz. Tabii daha izlemediğimiz için. Sen bu konuda neler söyleyeceksin? Dediğimiz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girecek. Filmin önemli rollerinden birisin. Başka Ayten Uncuoğlu, Hasan Küçükçetin, Beyza Şekerci, Kerem Kupacı gibi insanlar da var. Atladığın varsa söylersin. Nedir konusu, ne işliyor? Bu konular çok işlendi. Sonuca ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Kadına şiddet ülkemizdeki en önemli konulardan biri. Fakat bu filmler çekilmesine rağmen devam ediyor. Orhan Halkaya bu konularda ne söyleyecek? Yani bir üçüncü sayfa hikayesi olarak bakmak mümkün.
Evet, kadına şiddet ve buna karşı bir tavır alış var bu filmde ama biraz daha derin bir mesele var. Bir arada yaşayıp birbirini görmeyen insanlar. Aşırı yalnızlaşmış, kendi kabuğunun içinde hapsolmuş. O büyük çeperin içinde yolunu kaybetmiş hayat hikayeleri. Ve bunların içerisinden bir yol arayışı var. Yani iki karakterin birbirini sevmesiyle başlayan. Tabii bunun bağlantılı olduğu çok temelli bir mesele daha var. Beşik kertmesi meselesi. Hmm. Yani iki kardeşin çocukları birbirleriyle evlendirilmek isteniyor. Ama o arada kız bir başka çocuğu seviyor. Şimdi bununla başlayan bir aksiyon var ki filmi başından sonuna kadar o epizodik yapıyı sürükleyip götüren bir hikaye. Bunun ötesinde bence filmin, yani benim ilgilendiren kısmını söylemeliyim. Çünkü sinopsisi okuduğumda güzel ama beni ilgilendirmedi çok fazla demiştim. Senaryoyu okuduğumda her şey değişti. Çok cesur bir montaj tekniği var. Yani hikayeleri öylesine örmüşler ki şu ikimizin arasındaki konuşmanın hemen devamı söz gelişi 20 dakika sonra geliyor. Peki ilk defa mı böyle bir şey oluyor? Türk sineması için oldukça yeni, oldukça cesur bir senaryo tekniği bu. Yani bizde genellikle senaryolar lineer akar, yani bir çizgide akar. Baştan sona 4 ana episoda ayırıp bu episodların her birinde kiminde görüneni uzun bir süre sonra bir ses olarak tekrarlayıp anıştırarak bir paralel ve çapraz kurgular tekniğini kurarak bütün hikayeyi Türkiye'de bir filmin altına girmek büyük bir cesaret. Yani ben senaryoyu okuduğumda öncelikle bu cesarete peki bayıldım. Peki senaryoyu okuduğun zaman Emrah'ın olmasını önyargıyla karşıladın mı? Yani ilk projesi. Yo, ben Emrah'a şöyle baktım. Eski fantezi müziği, işte arabesk müziğinin şarkıcısı. Dediğim gibi bunu daha önce Mahsun Kırmızıgül de yaptı. Boyut atladı ve o da töre cinayetleri, doğudan mesajlar, doğuyu kullanıyor diye hatta eleştirildi Mahsun'da. Özcan Deniz de çekiyor. Bir de şimdi Emrah da çıktı. Yani bu üçleme nasıl oldu, nasıl kafanda oturdu? Sen yıllarını bu işe vermiş bir insansın. Tiyatroda yapmadığın şey yok. Ya ben ne işim var şimdi Emrah'ın yazıp yöneteceği ve ilk filmde ne işim var dedin mi demedin mi? Onu nasıl açtın? Ben Emrah'a şöyle baktım. Senaryoyu okuduğum an itibariyle ilk filmini çekecek olan bir yönetmen adayı. Ve böyle bir senaryoyla yola çıkıyorsa... Yani benim onun her koşulda arkasında durmam gerek dedim. O cesarete benim de omuz vermem gerekiyor dedim. Çünkü senaryoyu sahiden çok sevdim. İlk yönetmenlik çok önemli bir şeydir. Herkesin bir ilki var. İlk olmadan devamı gelmiyor. Ve yola bu kadar yürekli bir kurgu tekniği ile çıkmayı göze almak Türk sinemasında beni baştan zaten ikna etti. O an itibariyle ben ilk filmini çeken bir yönetmenle çalıştım. Yani hiç şey düşünmedin. Emrah'la ne işim varı düşünmedin. Yok, niye düşüneyim canım. Ayrıca Emrah kendi türünde son derece başarılı olmuş. Eğitimi var mı biri. Yönetmenlikte? Yok, var mı bilmiyorum ama yani Emrah bildiğim kadarıyla 30 civarında filmde oyunculuk yaptı. Yani evet. Çocukluğundan başlayarak yani seti tanıyan bir çocuk. Yani. Aynen. Ama hani yönetmenlik zamanı geldiğine karar verdi belli ki ve yola çıkarken de çok kolay olabilecek, çok tavlayıcı olabilecek bir hikayeyle çıkmadı. Bu kadar zor, bu kadar karmaşık bir senaryo ve matematiği çok iyi sağlanmış bir karmaşa ama. Bununla çıkmayı tercih etti. Türk sinemasından bir Inarritu çıkmıyor yani. Şimdi bu Inarritu tekniğine çok yakın bir senaryo peki tekniği. Peki tecrübelerinle film bitti, çekimi bitti, yayına girecek. Ne düşünüyorsun? Yani Emrah düşündüğün gibi çıktı mı? Sette iyi miydi? Diyalogları nasıl? Çünkü sen kolay da bir insan değilsin yani. Sen de çok zorsun. Biliyoruz seni. Al yazmalım setin miydi? Orada dedikodular çıktı. Huzursuzluk yarattığına dair. Tabii onları da konuşuruz ama sen de kolay değilsin. Emrah'ın senin gibi insanla oynaması da bana göre onun da artısı gibi geldi. Yani çok başarılı bir insanı filme
koymak önemli bir şey yani. O ya açıdan ben, da şanslı geldi Emrah Tanrı. Huzursuzluk yaratan bir oyuncu değilim. Nesin peki yani sen söyle. Profesyonelim. Sevilmiyor musun sen? Yok. Setlerde seviliyor musun? Tam tersine son derece iyidir. Ağlı Yazman'dan niye ayrıldın o zaman? Ya şimdi oraya geri dönmeyelim. Ekrem Çatay bir açıklama yapana kadar ben konuşmayacağım demiştim. Senin programda söyledim bunu hatta ya da Cengiz'in programında. İşte Ekrem bir açıklama yaparsa o zaman konuşuruz. Gerek de kalmadı. Tabii canım o geçti gitti de. Yani kör öldü ahu gözü de olmadı. Yani zaman geçti gitti artık. ben profesyonelim. Yani yaptığım işin içinde profesyonelim. Set biter. Bittiği an itibariyle hepimiz arkadaşız. O ayrı bir şey. Şimdi burada tabii Emrah seti yumuşak olan bir yönetmen. İşini bağırıp çağırmadan halleden. Tekrarlardan ürkmeyen. Oyuncuyu germemeye gayret gösteren bir öğretmen. Çok önemli bir adam daha vardı sette. Onu da söylemeliyim yanında. Görüntü yönetmeni Doğan Sarıgüsel. O çok önemli bir adamdı. Önemli şey görüntü yönetmeni. Yani Doğan'ın da inanılmaz bir pozitif enerjisi ve yumuşaklığı var. Yani o da bir çelebi aynı zamanda. Ve müthiş bir profesyonel. Bunlar birleşince işler kolay yürüdü. Ha, kolay yürü derken kısa mı bitti? Hayır. Gayet titiz çalışıldı. Ne kadar sürdü? İki ayı geçti. Çekimler yani. Aktif çekimler iki ayı geçti. Ama bir sinema filmi için iki ay yine kısa dünya standartı. Tabii ben 70'ler ekolünü tanıdığım için yani 13 günde iki film bağlardı Osman Sedan Bey'den. Bırak sizi. Yani güzel çalışıldı, itinalı çalışıldı. Şu süpleslere sahip Emrah. Mesela her zaman işler istediğiniz gibi gitmez. Yani bir dış çekim yapacaksınız, bir bakarsınız bunlar oldu. Karayolları gelmiş, kazmış orayı. Habire kazarlar ya bizim belediyeciler kazar. Onlar gider, kanalizasyoncular kazar filan. O anda set değiştirme süplesini çok rahatlıkla gösterebiliyordu. Şey olarak yani prodüksiyon olarak da bir büyük prodüksiyon da değildi. Bir gerilla prodüksiyon da değildi. Tam böyle orta bir prodüksiyondu. Ama gayet şey gitti. Gerginliksiz tadında gitti her şey. Peki. Pelin ne diyecek bakalım filmle ilgili? Sen nasıl dahil oldun? Seni nereden buldular? İlk projen. Değil mi? Evet, benim ne projem. Senin geçmişin ne, nereden geldin, eğitimin benim ne? Benim geçmişim, ben hali hazırda okuyorum hala. İstanbul Üniversitesi'nde devlet konservatuarında. Tiyatro bölümündeyim, son sınıftayım. Ben aslında başka bir proje için gitmiştim. Bir dizi projesiydi. Orada işte küçük bir tanıtım işi çekildi. Ondan sonra tekrar haber geldiğinde gittim, yapıma gittim ve hala daha haberim yoktu yani film olduğundan. Ta ki Emrah Bey'le karşılaşıp tanışana kadar. Tanıştık, konuştuk, bir film olduğunu söyledi. İşte izlediğini ve uygun gördüğünü söyledi. Bu şekilde oldu. Peki memnun kaldın mı sonra? Ben böyle büyük insanlarla, üstadlarla evet. Çalışmak sana evet. Çok büyük artı katmıştır. Kesinlikle yani. Ben zaten... Direkt işin şeyinden başladın, kaymağından evet, başladın. Evet, yani. Gerçekten benim zorlanmadan. Için, benim için çok gerçekten büyük bir tecrübe oldu. Zaten kadroyu da görünce daha da bir gözlerim parladı yani. Çok büyük bir hevesle başladık zaten işe. Çok da güzel oldu. Ekip de çok iyiydi ve süreç de çok rahattı, güzeldi. Yani Emrah Bey de gayet olumlu ve çok sıcakkanlı bir insan normalde de. O yüzden çok rahat oldu benim için. Peki ne diyorsun? Filmin mesajı doğru yerlere gidecek mi? Yani kadın olduğun için söylüyorum. Hı hı. Kadına şiddetle ilgili neler söylüyorsun? Bu ülkede ilkokul mezunu da dayak yiyor. Evet. Üniversite mezunu da dayak yiyor. Evet. Fark etmiyor yani evet, arada kesinlikle. Hiçbir fark yok. Dün akşam Hülya Avşar canlı yayına katıldı telefonla bizim burada. Kadınlar da kaşınmasın dedi. Kaşınan kadınlar da dayak yer dedi. Birazdan o veteriyi de vereceğiz. Onun üstünde konuşacağız ama senin görüşünü almak istiyorum. Yani ne olacak bu ülkede bu kadına şiddet? Yani sonuçta kadının kaşınması ya da kaşınmaması mevzu bahis değil. Mevzu bahis olan şiddet yani sonuç olarak. Ve şiddetin hiçbir türlüsünün zaten olmaması gerekiyor. Ve işte kadın yaptı, işte vuralım hak etti falan gibi bir şey söz konusu değil. Hülya Hanım öyle demek istemedi. Yani dayak yediği halde aynı erkekle devam edenler anlamını söyledi. O kişisel tercih. Hazırsa bir verelim o veteriyi üstüne konuşalım. Boş konuşmayalım bir izleyelim. Kadına da iş düşüyor Kenan, yani kadın da biraz erkeği tanımalı, biraz erkeğini, akıllı kadın erkeğini idare eder. Ben tabii ki bazıları var, mümkün değil ki idare edilebilsin. Onlara zaten
onlarla baş etmek de mümkün değil. Yani söylemek, pankartlar açmak da mümkün değil. Biz yeni gelecek olan gençliğe oynamak zorundayız. Doğru. Bunun için de şunu söylüyorum. Kadın da erkek de biraz haddini bilerek, yani idare ederek hareket edecekler. Yani erkek zaten annesinin kucağından karısının kucağına gidiyor yani. Sonuçta anne de kadın da birazcık suyuna gitmeyi bilmeli erkeğin diye düşünüyorum. O açıdan söyledim. Anladım. Kaşınmasınlar yani. Kaşınan kadınlar da var. Kim ne derse desin. Kaşınan derken ne demek yani? Kaşınan kadın ne demek? Onu ben... Ya, kocasının ya da hani sevgilisinin eğer onunla beraber olmaya devam ediyorsa... Anladım. Onu bile bile onu tahrik ediyor. Hareketler yapan kadınlar olduğunu da doğru. Düşünüyorum. Doğru. Yani bizim erkeğimiz Fransız erkeği değil. Bizim erkeğimiz Türk erkeği kardeşim. Biraz seviyor yani. Poplanmayı ya da ne bileyim. Öyle kolay kolay hani bu konuda eğitilecek bir erkek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Öyle Hanım böyle demiş. Sen ne diyorsun? Yani açıkçası bahsettiği şey sanırım susmaktan bahsediyor. Yani bence o tabii ki şiddet görüp susan çok insan var. Yani ama bu biraz da kişisel özelliklerle alakalı aslında. Yani tabii ki bunu işte kaşınmakla alakası yok ama karşındaki insana göre davranmak tabii ki. Kaşınmak derken şimdi sen dayağı yiyorsun. Ertesi gün yine aynı erkekle devam ediyorsun. Evet. Ve ona diyorsun var sosyetik güzelimiz var biliyorsun. Sevgilisi de oyuncuydu. Hı-hı. Yani bunları konuşmak da lazım. Sen Paris Sorbonne'da okuyacaksın. New York'ta master yapacaksın. Çok zengin olacaksın. Paran var. Hı-hı. Saçından sürükleyecek sevgilin gece kulübünde. Ertesi gün de diyeceksin ki ben onun sanatçı bohem ruhunu beğeniyorum. Kalpten yapmıştır. Kötü niyetli değildir. Derse ki dedi bu sosyetik kızımız ne olur böyle devam eder. Hülya'nın demek istediği sanıyorum anladım. Buydu. Bu tip kadınlar da var. Belki de hoşlananlar vardır bilmiyorum. O bir tercih meselesi yani. Sen hiç maruz kaldın mı şimdi? Hayır tabii ki. Sen ne diyorsun Orhan Hülya Avşar'ın açıklamaları? Kaşınan kadın. Valla keşke Hülya olsa beraber konuşsak ama şimdi bu uzun konu. Ama güzel konu. Kaşınan yani. Tırnağını kullandığımız zaman kaşınan erkek de vardır, kaşınan kadın da vardır. Tabii ki şu mesele önemli. Yani burada cinsiyet kültürüyle ilgili bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntının konuşarak entelekt düzeyinde, zihin düzeyinde aşılması mümkünken ilk enstrüman şiddet haline geliyor. Yani burada şiddete yatkınlık asıl problem. Peki şiddet mi yani diyor? Şeyde de öyle yani bir anda galeyana gelen insanlar birilerini linç etmeye kalkıyorlar. Evet. Yani ilk akla gelen şey o. Yani bu şiddet kültürü biraz zihinlerin geriletilmiş olmasıyla ilgili gibi geliyor bana. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Yani senin açtığın örnekteki özneleri ben tanımıyorum. Kim olduklarını anlamadım ama. Evet. Yani bazen de öyle bir tutku vardır ki iki insan arasında. O tutku bir sürü şeyin üstüne çıkar. Yani çok büyük problemlerden örülü bir ilişkide tutku hepsini aşacak kadar kuvvetli olabilir. Yani bu ihtimal düzeyinde söylüyorum. Yani verdiğin örnek nasıl bir örnek onu bilmiyorum. Ama bazen de bir sürü olumsuzluğun örnek içerisinde... Örnek çok basit. Kaan Organcıoğlu yani bu basında yansıdığı için isim de verebiliriz. Saklı bir şey değil, dedikodu değil. Kızımız da sosyetik derin mermerci. Gece kulübünde saçından sürükleyip dövüyor ve herkesin içinde oluyor. Bu Hande Ates falan da var. Kız ertesi gün böyle bir açıklama yapıyor. Bunda tutku nerede? Sonuç ne olmalı? Yani her şey kitabına göre olmayabilir hayatta. Tabii ki. Yani bazen duygular o kadar öne çıkar ki o duygular bir sürü şeyi kamufle eder ve sahiden de güçlüdür o duygular. Yani, insanı ileriye taşıyacak olan da bazen o duygulardır. Tabii ki bu yani birçok olumsuzluğu affettirmez, özür değildir ama tutku karşısında da anlayışlı olmak lazım diye düşünüyorum. Peki bu filmler sonucuna ulaşacak mı? Şöyle bir şey de var ülkemizdeki çelişkilerden bahsetmek istiyorum. Sürekli kadına şiddet konusu gündeme getiriliyor. Filmler yapılıyor, mesajlar veriliyor, kampanyalar düzenleniyor. Ama biliyorsun son Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün denetimli serbestlik yasasıyla onaylandı. Buna göre 15 bin kişiye af geldi. Bu ne demek denetimli serbestlik yasası? Bu yasayla cezaevlerinden çıkacak olanların büyük çoğunluğu karısını döven ya da tehdit eden kocalardan oluşuyor. Hapisteki dayakçı kocalar o günden itibaren 31 Ocak'tan itibaren serbest kalmaya başlıyorlar. Ya bu nasıl bir yaman çelişkidir? Ben bunu anlayamıyorum. Sen anlıyorsan
Bize anlatırsan sevinirim. Bir tarafta bir kampanyalar, kadına şiddet yapılmasın, işte alarm tuşları dağıtılıyor bazı insanlara. Bir taraftan da bu oluyor. Bu nasıl bir çelişki? Yani ceza infazında bir tolerans dönemi başlıyor belki de. Hani belki hapisteki gazetecilere sıra gelecek. Seçilmiş belediye başkanlarına, sivil toplum önderlerine sıra gelecek belki. Yani belki sadece kanaatlerinden ya da yazıp çizdiklerinden ötürü hapishanede olan insanlara da sıra gelecek. Bakarsın tolerans dönemine giriyoruz. Nereye bağladın sen? Caner, sen ne diyorsun bu şiddet konusunda? Sen böyle iri yapısın, hiç dövüyor musun sevgilini? Estağfurullah. Ne yapıyorsun söyle bakalım. Sevgilin var mı bir? Var, evet. Var. Yok gibi geldi bana ama. Kavga mı ettiniz o? Yok. İyiyiz şu an. İyi misin peki? İyiyiz. Ne düşünüyorsun filmle ilgili ve kadına şiddet konusuyla ilgili? Valla filmle alakalı şunu söyleyebilirim. Tamamen şiddete yönelik zaten uyarlanmış ve tasarlanmış bir film. Emrah Bey çok güzel, Emre hocamız yani çok güzel tasarlamış senaryoyu. Tam da buna yönelik, bunu anlatmaya yönelik bir senaryo tasarlamış. Hani biraz da seyirci üzerinde etkisi olacağını düşünüyorum. Ve hani artar mı düşer mi işte şiddet vesaire bilmiyorum ama yani nasıl diyeyim, etkileyeceğini zannediyorum insan. Oynarken peki siz bu filmin sonucunun etkilenmesi gerektiğine inanarak mı oynuyorsunuz, yoksa benim işim bitti bana ne deyip başka projeye mi geçiyorsunuz? Valla ben okuduğumda hani bana geldiğinde hani mail attılar ve ben okumaya başladım. Bir kere okumadım ben. 5-6 kere okudum senaryoyu. Çünkü çok güzel hikaye gibi böyle hani böyle bayağı roman okur gibi okudum ben senaryoyu. Okuduğumda ve hani oynadığımda yani çok aman aman bir karakter değilim ama biz sete indiğimizde yani enteresan bir şekilde bir ambiyans vardı içeride ve etkileniyor insan ister istemez ve hani ben ister istemez o durumun içinde bulundum yani. Filmin fragmanında da var, duvarda bir Kur'an-ı Kerim asılı, onun evinde karısını döven bizim Muhteşem Üzül'deki İskender'i oynayan Hasan. Öyle bir konular da var. Sonunda da şöyle bir mesajla bitiyor. Bunları reklamlardan sonra konuşacağım. Hazreti Muhammed'in bir şeyiyle bitiyor. Sizin en hayırlınız hanımına en iyi davranınızdır diye bir yazıyla bitiyor. Başka yazılar da var Mevlana'dan. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bu konuyu konuşalım. Balıkçı olmadan Orhan Alkaya olmuyor. Bu da seni rahatsız ediyor mu? İki Yok. Yıl mı geçti? İki yıl. Daha fazla oldu tabii. Peki bu geç gelen şöhret senin bir açıdan üzdü mü, mutlu mu etti? Merak ediyorum. Yani ya yıllardır sen ben bunu içindesin. Yani daha önce de çok söyledim. Şimdi ben hep tanınan biriydim. Yani 76 yılında sahneye çıktım. Evet. Edebiyatçı olarak tanınan biriydim, gazeteci olarak işte vesaire vesaire, Aydın Hareketleri'nin var. İçinde. 6. şiir kitabı burada. Evet. Ama bizim kadrajımız farklıydı. Şimdi çok başarılı bir dizi söz konusu olunca kadraj çok büyüyor. Evet. O çok büyüyen kadrajda böyle bir noktaya gelmek, yani o işi de iyi yapabildiğim için beni mutlu etti sadece. Yani her şeyin komplikasyonu var. Yani şehir tiyatrosunun genel sanat yönetmenliği yaptığım dönemde hayatımda yaşamadığım şeyleri yaşadım. Sıkıntı anlamında. Ama şehir tiyatrosuna 100 yıllık bir kuruma, benim kurumuma, evim dediğim yere, tiyatroma hizmet etmek benim için mutluluktu. Ama yaşadığım sıkıntıların haddi hesabı yok, o ayrı bir şey. Peki burada öyle bir geçer zamanki Balıkçı'da. Ya şey güzel. Kaç yılını vermişsin bir rolle Tarkan muamelesi gördün. Çığlıklar atılmadı mı? Tabii canım yani ama. Şaşırmadın mı? Yok, güzelmiş. Güzel. Sadece şey sıkıntısı vardı. İlk yıl pek sokakta yürüyemiyordum. Yani kamusal alanlarda olamıyordum pek. Ne yapıyorlar? Bir de şöyle bir karar verdim. Yani ya hiç fotoğraf çektirmeyeceksin. Çünkü herkesin o cep telefonunda bir kamera var ya şimdi. Evet. Ya hiç çektirmeyeceksin ya da herkese çektireceksin. Ne dedim ki yani madem bu kadar sevdiler bu karakteri. Evet. O zaman imtina etme.
sakınma kendini dedim. Ne getiriyor mesela geç gelen şöhret? Yani o şey anlamında söylemiyorum. Sen şöhretsizsin anlamında demiyorum. Hı. Geç gelen popülerlik diyelim. Bizim ülkemizde işte bu dizide oynuyorsun. Polat karakteri, işte Çakır karakteri cenaze namazı kılıyorlar, gazete ilan veriyorlar. Bana da yapmışlar. Seninkinde de şöyle bir şey olmuş. Bir kafenin şefi gelmiş demiş ki ben o şeyi vuracağım kaptanı. Sana silah çekti. Sen merak etme abicim. Sen karışmayacaksın. Tam ne oldu? Sen karışmayacaksın dedi. Her yani dedi, ciddi ciddi. Ben dedi makine nasıl çekilir göstereceğim. Sen karışmayacaksın ama dedi. Sen de dedin. Benim de dualarım okunmuş duydum yani bir takım yerlerde. Hatimlerim girmiş. Allah razı olsun yani. Elvan falan da atılmış. Yani. Verelim o zaman nasıl ölmüşsün görelim. Parayı nasıl beğenmemiş Orhan Akkaya devam edelim. Paraya takmış. Siz beni ne sandınız lan? Ha? Ben kafama koyduğum şeyi yaparım ulan. Büyük patron! Bana... Kıpırdama! Kıpırdama çakarım kafana! Zaten çakacağım kafana, kıpırdama! Şimdi sana sıkacağım. Sonra kendime sıkacağım Cemil'i. Evet, güzel bir final. Yani şey final değil de o sezon finaliydi galiba. Sezon finali. Şahane bir sanat yönetmeni, kostüm yönetmeni bir arkadaşımız vardı. Ona bu sahne son sahnem olabilir. Kostümleri ona göre seç dedim. Milimetrikte benim ölçüm var. Oradan beyaz gömlekleri oradan getirmişti. Ben de o beyaz gömlekleri son hatırladım. Son sahne mi olabilir derken demek ki belli değildi. Ağzından kaçırdın şimdi. Hay tabii ki tabii ki. Ama yani sonuçta bir senaryo akışıdır bu. Ve çalışma koşullarıdır vesairedir. Çok güzel bir ekipti. Çok profesyonel bir ekipti. Bence. Yani Türk sinema sektörü için çok ileri bir ekipti her anlamda. Ve ben çok mutlu oldum çok çalışırken. Çok başarılıydı. Peki böyle başarılı giden dizilerde niye oyuncular elde tutulamıyor? Sen ayrıldın. Erkan Petekkaya ayrıldı. Sanki ben hiç, yanlış anlaşılmasın ama izlemiyorum artık o diziyi. Sizler varken böyle çok daha iyiydi. Ailemizden, babalarımızdan gördüğümüz şeyleri yaşıyorduk. Niye dizilerde bu ünlü oyuncular, karakterler, oturan karakterler sadece sizin dizide değil, başka dizilerde de başladı. Hazal Kaya işte o tarafa gitti. Adını Feriha koydum dizisinde Feriha yok. Ama dizi hala adını Feriha koydum diye devam etti falan. O da olmadı. Niye böyle olur sence? Yani onun yerine ben şeyi konuşmayı daha sektör açısından önemli buluyorum. Tutan işlerin önden planlanmadan sürdürülmesi ve bunların da sahiden 6 günde bir sinema filmini çekip postunu yapıp teslim etmek zorunda olduğunuz bir biçimde sürdürülmesindeki problemleri konuşmak gerekiyor. Hep zamanla yarışıyor. Yani çok ciddi planlanır bu tür diziler. Süreleri de hiçbir zaman bu kadar olmaz. Yani 60 dakika bile uzundur. Evet. Aslında 60 dakika bile uzundur. Yani 40-40 dakika civarındadır bu formatın olması gereken. Bizim böyle bir endüstri, sektör kendi içinde bir yarışa girdi. Ve bu yarışın geldiği noktada da bu sene bütün o zafiyet ortaya çıktı. Geçen sene bunun sinyalleri geliyordu. Yani dizi sektöründe bir problem yaşanacak. Bunun sinyalleri geçen sene geliyordu. İki sene önceyle bugünün rakamları karşılaştırıldığında, şehirler karşılaştırıldığında zaten açık açık ortaya çıkıyor. Yani sektör kendi içinde halledemediği bir problem yaşadı. Dilerim şu anda herkesin lehine bir adım atılır. Çünkü iyi bir sette ya 200-300 arası insan çalışıyor yani, her zaman. Büyük emekler. Yani herkes sadece öndekini görüyor. Ama bir de onun arkası var. Orayı hazırlayan bir, büyük bir arka var. Evet. Yani sektör kuralıyla devam eder. Ve tabii ki aynı zamanda yalnızca Orta Doğu'ya ve Balkanlara değil, batıya doğru da açılır sektör. O zaman büyüyecek çünkü. Evet. Sinema sektörü işte büyüyor geçerli. Ama güzel şeyler de yapılıyor, başarılı işler de var. Bu süre yakalanırsa çok başarılı işler yapıldı. Yani Türk dizi sektöründe
az buz değil yani son derece iyi bir yol kat edilmiş. Parlak işler yapıldı. Evet, evet. Parlak prodüksiyonlar da yapıldı. Ama bu süre önünde bir engel teşkil ediyor. Oynadığı diziyi izlemeyen oyunculara rastladım ben. Burada konuklarımın arasında da oldu. Öyle sende var mı öyle? Yani yok, dizini bile izlemiyorum ben diye böyle. Oynadığım dizinin oynadığım sürece izlerim tabii ki. Biraz zamanla da ilgili bir de şey var. Kendini görmek istemeyen oyuncu vardır. Ben bunu anlarım. Hmm. Ben de mesela sette görmek istemem kendimi. Asla gidip monitöre bakmam. Yani ne olmuş? Nasıl oynamışım diye bakmam. Çünkü o beni yabancılaştırır. Ve yönetmene olan da bir saygım vardır her zaman. Yani bir problem varsa yönetmen onu görecektir zaten. Caner nasıldı filmde? Caner'le gelmeyen bağır. Karşılaşamadık. Karşılaşamadınız. Karşılaşamadık. Caner yani bizim bana ilk gördüğün gün itibariyle şey veriyor ki sıcak bir duygu. Eminim Ekrem onu çok seviyor. Çok sempatik. Çok şeker. Benimle bir minicik sahnemiz oldu. Ben yürüyordum. ama neyi yürümek yani. 4,5 saat yürüdüm ben o. Tekrar. Çünkü çok güzel, hassas bir plandı o. Camda sabun var, internet kafe. O cam siliniyor. Silinirken ben geçiyorum. O der, sen ne yapıyorsun filmde? Filmde tekstil ben, fabrikasında mı çalışıyorsun? Fabrikada çalışıyorum. Özgür, yani başrol karakterlerden bir tanesinin en yakın arkadaşım aslında. Hani yapma etme, böyle bir akıl verici bir dost. Yani yapma oğlum, etme oğlum vesaire diyen bir adamım ben filmde. Yakın arkadaşıyım. Hani onu tutan bir tarafım var, kontrol eden bir tarafım var. Çok da hani etkisi yok aslında ona ama o kendi başına buyruk olduğu için genel olarak böyle bir karakterim filmde var. Peki sen komedi dizilerinde oynadın, oynuyorsun. Evet. Şimdi Altı Mantı'da oynuyorsun galiba. Evet, Altı Mantı'dayım, TRT1'deyim. Yani, bu film biraz şey olmadı mı, ters olmadı mı? Ya o dönem öyle bir şey oldu ki, hani filmde oynadığımı öğrendim, oynuyorsun dendi, senaryo geldi, dizi oldu, ikisi aynı anda başladı ve ben hem diziye hem filme yetişmeye çalışıyordum. Bir gün içerisinde setten çıkıyorsun Allah'ın yani cezanı. Çok şükür. Bir de şikayet eder gibi yok, anlatıyorsun. Yok, şikayet eder gibi değildi. 90 hani o... doğumlu musun? Evet, 90 doğumluyum. Yani genç yaşında dizi, film evet. De şikayet ediyorsun. Yok, estağfurullah, asla şikayet etmem. Çok güzel etmem. Girmişsin. 4 dizi, evet. 2 film ve harika işler yapıyorsun. Ben... Genç yaşta bunları kaldırmak da zor bir şey yani. Yani o tempoya yetişmekten şikayetçi değilim aslında. Çok hoşuma gidiyor. Hani o durumda bulunmak benim... aslında çok büyük avantaj benim için. Hani erken pişiyorsun ve hani ustalarla çalışıyorsun, işin içerisindesin sürekli. Hani bir sürü insan tanıyorsun, çevren genişliyor. Bu çok güzel bir ne avantaj. Ne öğreniyorsun mesela, öğrendin mi? Ne kadar, neredeyim, nerelere gideceğim diyor musun kendi kendine? Tabii ki hani bir süreden sonra bir kariyer planlaması yapmaya başlıyorsun kendi içinde ve hani ustaları görüyorsun, onlarla konuşuyorsun. Ne mesela, Orhan Alkay ile çalıştın bu filmde? Çalıştık. Ne tecrübe edindin Orhan Alkay'dan ve diğerlerinden? Ya bir kere doğallık var filmde. Hani onların hani doğal olduğu bir, onlar çok doğallardı ve hani okurken biz, çünkü karşı karşıya hiç oynamadık Orhan abiyle. Ama biz senaryo okuduğumuzda, okuma provalarında Orhan abiyle karşı karşıya böyle hani onu okurken izliyordum. Turgay Tanülkü yanımda oturuyordu. Onu izliyordum. Nasıl okuyorlar, nasıl ediyorlar. Hani bir algı, İşte sürekli algı açık oluyor ve onları izliyorsun ve insanlar doğal bir şekilde hani yavaş yavaş karakteri böyle çıkardığını görüyorsun ve bu senin hoşuna gidiyor ve bir şeyler kapıyorsun. Aa, demek ki orada onu yapıyormuş, demek ki orada onu deyip kafaya oturuyor bu direkt ister istemez. Peki şeylere ne zaman vakit buluyorsun? İyi bir dalgıç mısın galiba? Yok, dalgıç değilim, dalgıç yani. Yani bu sene bir Kaş'a gittim tatile, orada işte yanlış değil değil mi, bu sensin? Bu benim, ha, evet. Sensin, tamam. O benim. Almıyor musun sen? Şöyle bir durum oldu. Yani Kaş'a tatile gittik. Abimle beraber hani dedik hadi gidiyoruz dedik. Dalış için gittik oraya. İşte arkadaşlarımız gelince tatil uzadı ama dalışa ayrı bir zaman ayırdık. Böyle 15 gün kaldık. 15 günün dalışla geçti filan böyle. İşte önümüzdeki sene dalışı daha fazla arttıracağız filan böyle. Evet, bir dalışa merakım var. Peki bu DJ'lik? O sinema filminden ama Kenan abi. Evet, yapıyorum kadarıyla. Yani amatör olarak müzikle ilgileniyorum. Yıllardır liseden beri gelmiş olan bir kulaktan, ama hani öyle profesyonel oturup da bir şeyler yapmıştım yoktur. Son olarak hani son dönemde böyle bir artık dedim birazcık daha hani profesyonellik
adına bir şeyler böyle kendi sahneleri. Tabii ki yani bir sahne falan değil amacım. Aranjörlük falan amacım. Niye sahneden çekiniyor musun? Yani sahneden değil. Hani o kadar daha büyük şeylerim, hayallerim yok. Yani tadında ve istediğim kadar olsun istiyorum. Zayıflamayı düşünüyor musun? Evet istiyorum. Şu an bu halin güzel ya. Göbeğimle para kazanıyorum diyorum. Yani sevimlilikle hani göbeğimle para kazanıyorum. Hani sevimlili Orhan Alkaya'nın da göbeği var çıkmış böyle değil de. Kenan masanın arkasına saklanma. Ben de hep vardı. Ben de şeyden olduğunu fark ettim sonra. Ben her sene bir B12 kürü yaparım. Bu sene 60 gün yapayım dedim. Birden neyse 15-20 güne kadar halledeceğim. Canım. Öyle mi? Şey, yani senin gibi senelerce tutmam ben. Yok ben seviyorum ya. Göbeğimle bütün oldum ben artık. Orhan Bey diziden zamanında ayrılmış diyenler var. Saçmaladılar diyorlar tabii ki diziyle. Filmden bahsetseniz biraz diyenler var. Yorumlarına bayılmışlar. Şimdi sen herhangi bir proje içinde misin? Ne yapıyorsun? Film bitti. Yeni bir dizi var mı? Yani seni tabii insanlar dizide görmek istiyor. Yani daha... Evet, yakında şöyle bir şey olabilecek diyeceğim bir dizi yok şu anda. Hmm. Yani bir iki görüşme hala devam eden bir şeyler var ama işte dediğim sektörle de ilintili bir problem var. Bu senenin bir problemi var. Yani bunu diliyorum ki sektör çok güzel aşar. Yani kendi içinde bir hesaplaşmayla çok güzel aşar. Çok beni heyecanlandıran bir film projesi var. Para aranıyor şu anda. Bir bağımsız film. Dört mevsim Marksist-Leninist üst başlığı filmin ismi. Oradaki karakteri oynamak için böyle çıldırıyorum diyebilirim. Allah Allah o kadar önemli. O kadar kim önemli. Kim yapımcılar belli mi? Yönetmen? Dilşat Zülkadiroğlu çok uzun zamandır sektörde sanat yönetmenliği yapan benim çok eski bir arkadaşım. Yani Dilşat abladan başladı arkadaşlığımız. Dilşat yönetecek. Senaryoyu da o yazdı. Bağımsız bir film ama müthiş bir senaryo. Zaten bu sene üst üste geldiler. Gelmeyen Bahar'ın senaryosu. Tam onun üzerine şeyi okudum. Dilşat'ın senaryosunu. Yani bu kadar mı şanslı onlar dedim. Bu kadar iyi iki senaryo üst üste geldi. Diliyorum işte bir tanesinin sonucunu 8 Mart itibariyle hep beraber göreceğiz. Ben de görmedim daha. Siz filmi izlediniz mi? Hayır. İzlemediniz. Hayır. Hiçbiriniz izlemediniz. Merakla bekliyoruz İbo'nun ya. Yani hepimiz merakla bekliyoruz. Çok merak ediyoruz. Filmi. Nasıl bir şey olacak acaba? Evet. Yani iyi bir şey olması için bütün şartlar var. Diliyorum çok iyi bir film çıkacaktır. Emre hala Sayın Bakan'la devam ediyor. Filmi izlemesi haber gelmediğine göre bilmiyoruz filmle ilgili. İnşallah iyi bir şey çıkar. Güzel şeyler olur. Bence de olması gerekiyor. Dizi sektöründe de güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Senin belki bir kavgan mı var? Onu ben tam... Yok, hayır tam tersine. Ben nesnel bir yerden konuşuyorum şu anda. Hmm. Yani bir oyuncu ya da bir dizi sektöründe iş yapan biri olarak konuşmuyorum. Ama balıkçı gibi bir tadı tadan bir insan herhalde egosu okşanıp daha böyle diğer dizilerde de ne bileyim Muhteşem Yüzyıl'da ya da daha başka popüler dizilerde de bir yerde olmak ister diye düşünüyorum. Ya bu benim kendi olan, fikrim yani. Ben olsam öyle düşünürdüm herhalde. İçinde olduğun zaman kendini iyi hissedeceğin bir iş evet, yapmaktır. Evet. Yani hayatta çünkü bizim mutlu olmaktan daha büyük bir becerimiz olamaz. Ve mutlu olmamak için de pek çok koşul önümüze sürülüyor. İyi hissetmek isterim kendimi. Çünkü biz aynı zamanda ağır işçiliktir. Çok ağır yani, çalışma koşulları son derece ağırdır. O yetişme stresi, haftayı yakalama stresi. Ama her şeyin faturası var. Para konusunu sevmiyorsun ama iyi bir para kazanılıyor. Kesinlikle. Tabii şöhret yani tarafı var, ünlü olma var. Herkesin de tabii kendi çapına göre işi var. Yani kimisi 20 kaç yaşında, 3 yaşında 4 dizi gitti bak şikayet ediyor. Kimisi beklerken evinde telefonun çalmıyor diye üzülenler. Sen değilsin ben çok biliyorum öyle. Bir sürü herkesin bir tarzı var yani. Sen de tatmışsın bunları. Ben şehir tiyatrosu genel sanat yönetmeni olduğum sırada verdiğim ilk röportajlardan birinde şeyi söylemiştim. Bizim 30 yıl önceki maaşlarımız milletvekili maaşıyla eşitti. Evet. Bu koşullarda çalışmaya yeniden dönersek ben şehir tiyatrosu yöneten biri olarak dizi izni vermemeyi tercih ederim. Bütün zamanını oyuncum
tiyatroda geçirsin kesinlikle derim. Ama şu anda bakıyorsunuz yani en kariyerlerinden biriyim bu ülkede tiyatro yapanların. Şartlar uygun olmadığı için dizilerde oynuyor. Yani neredeyse açlık sınırına dayanacak verilen maaşlar. Doğru. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gelmeyen Bahar'ı bekliyoruz. Evet, en kısa zamanda bakalım girsin vizyona, izleyelim. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, yarın akşam görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.